Öztürk Bey merhaba. Merhaba. Bir Sultan 8 programıyla daha birlikteyiz. Evet. Öztürk Bey, yerel seçimleri geride bıraktık. Ülke genelinde ne kadar heyecanlı geçtiyse Erzurum'da en azından büyük şehir özelinde bir o kadar sönük bir yarış oldu. Ve bugün de Mehmet Sekmen ile Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da mazbatalarını aldı. Hayırlı olsun. Seçim sonrası ilk değerlendirmeleriniz nelerdir? Yani biz daha önce yapmış olduğumuz programlarda malumun ilamı şeklinde bir seçim olacağını söylemiştik. Bunun sebepleri vardı. En önemli nedenlerinden birisi de gerek büyükşehir bazında gerek merkez ilçeler noktasında, Azize'yi bir kenara alıyorum, ciddi adayların olmayışıydı. Yani tabiri caizse amiyane bir tabirle, beni bağışlasınlar, yata yata seçim aldılar. Bu yata yata ifadesini yani rahatlıkla seçim aldılar şeklinde düzeltmek daha doğru. Yoksa çalışmadılar anlamında değil. Özellikle hem Mehmet Sekmen ilçe ilçe dolaştı. Çünkü bir şeyin farkındaydı. Oylarının düştüğünü, düşeceğini, bir önceki seçimlere oranla gücünden kaybedeceğini biliyordu, görüyordu. Bu kötü gidişe dur diyebilmek, bu arada da işte yine kendisi açısından bir tehlike gibi gördüğü meclis aritmetiğinin azınlığa düşmesini önlemek için çok çalıştı, çok gayret gösterdi. Aynı gayreti Mahmut Uçar için de gördük. Gerçekten çok çalıştı. Bunun neticesinde de en yüksek oyu alan belediye başkanı unvanı aldı. Ama bu en yüksek oyu almak demek bir önceki seçime göre bakıldığında düşüşün olmadığı anlamına gelmiyor. Yani seçimi kazandı ama diğer AK Partili adaylar gibi Mahmut Uçar da bayağı bir oy kaybetti. Ben bir önemli noktaya kendi açımızdan dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz 9. programımız. Yani 9 haftadır biz kameranın karşısına geçiyor, yorum yapıyoruz. Yılların gazetecisiyim. Ülke olarak ya da şehir olarak evrelerden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Dünün yazılı basınının yerini bugün internet gazeteciliği aldı. Dünün ya da bugünün televizyon yayıncılığının yerini YouTube yayıncılığı aldı. Şimdi biz de kendimizi günün bu değişen şartlarına uydurmaya gayret ediyoruz. Haftada bir gün de olsa geçiyoruz kameranın karşısına. Hem gündemi değerlendiriyoruz, hem önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir, neler olabilir, buna ışık tutmaya çalışıyoruz. Şimdi önceden, biraz önce gazeteleri söyledim, gazetelerin tirajı ve tiraj raporu vardı. İşte şu kadar gazete basıldı falan filan. Şimdi yayıncılıkta takipçi sayısı, erişilebilme, yorum alabilme gibi bir takım faktörler öne çıktı. Biz de Erzurum ölçeğinde iyi bir çizgi yakaladığımızı söyleyebilirim. Bunu hem biz kendi istatistik rakamlardan görüyoruz, hem de sokağa çıktığımızda bizi tanıyan insanlar tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar, bir boşluğu doldurdunuz diyorlar gibi. İnsanın gururu okşanmıyor değil açıkçası. Ancak aynı güzelliği takipçi sayısının azalarak geldiğini görüyor olmanın biraz burukluğunu yaşıyoruz. Öyle olmalı ki insanlar bizim bu emeğimizin karşılığını teşekkür ederek değil, aynı zamanda takip ederek, yorum yaparak, bize yol göstererek, işte şurada şunu yaparsanız, şöyle konulara el atar, kaldı ki söyleniyor da, el atarsanız daha iyi olur gibisinden umuyor ve ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte takipçi sayımız, abone sayımız, her neyse, yorum yapan insan sayısı, izleyici sayısı artacaktır. Öyle ümit ediyorum. Bizim niyetimiz halkın sesi olabilmek. Bunu başarabilirsek şayet, aynı zamanda gerçekleri, üstü örtülmek istenen gerçekleri dile getirerek bir uyandırma servisi görevi yapmak istiyoruz. Ey ahali, şurada şöyle bir konu var, burada şöyle bir yorum yapılıyor şeklinde. Bakın işin doğrusu, gerçeği bu diyerek. Ölü taklidi de yapmak istemiyoruz. Yani gerçekleri görüp sırtımızı dönmek,
duymuyoruz, görmüyoruz vesaire demek istemiyoruz. Dilimizin döndüğünce, gücümüzün çattığınca memleket meselelerinin üzerine çala kalem, cesaretle gitmenin gayretini güdüyoruz. Hiçbir çıkar, hiçbir menfaat kişisel anlamda asla beklediğimiz yok. Tek niyet bizim hepimizin Erzurum. Özelimiz bu. Daha rahat, daha müreffeh, daha huzurlu bir şehirde yaşamak, düzgün bir şehirde yaşamak, yoluyla, iziyle, suyuyla, toplu ulaşımıyla, elektriğiyle vesaire, parkı bahçesiyle, yani insanların huzur içerisinde mutlu bir şekilde yaşadığı bir şehri talep etmek hem benim hem senin hem de diğer insanların en doğal hakkı. Bunu yapacağız. Bunu el birlikte yapacağız. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi kol kola yürüyeceğiz. Birbirimize omuz vereceğiz, sırt vereceğiz, destek olacağız. Ancak bu şekilde sorunun, sıkıntının üstesinden gelebiliriz. Yoksa patinaja düştük, geriledik, habire de geriye gidiyoruz. Bu şehir böyle bu yerlerde sürünecek, ezilecek, üzülecek bir şehir değil açıkçası. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi gündemimize geri dönüyoruz. Evet. İl meclisinde uzun zaman sonra farklı renkler de olacak. Bu durum Erzurum'a gözle görünür bir katkı sağlayacak mı? Sağlayacağını ümit ediyorum, inanıyorum. Daha önceki yazılarımda vesaire, yorumlarımda ya da burada olmasa dahi sıklıkla ifade ettiğim bir terim var. Biz Akdeniz bölgesinde yaşıyoruz. Ne demek Akdeniz bölgesi? Yani Akdeniz bölgesi Erzurum'dan kilometrelerce ötede işte Antalya'sıyla, Adana'sıyla, Mersin'iyle vesaire bir büyük coğrafya. Biz ise merkezinde bir büyük şehir, 3 ilçe belediyesi, 20 ilçesi olan bir coğrafya, bir şehir burası. Büyükşehir AK Parti'de, Yakutiye AK Parti'de, Palandöken AK Parti'de, düne kadar Aziziye AK Parti'deydi. Pasinler AK Parti'de, Horasan AK Parti'de, Aşkale AK Parti'de. Olmayan partiler, yani demin elinde olan partiler vardı. Kayyum atandı. Oralar da sarardı. Olduk biz Akdeniz bölgesi. Yani belediye başkanının zorlanmasına hiç gerek yoktu meclisinde. İstediği her kararı çok rahatlıkla geçirebiliyordu. El kaldırıp indirmek, itiraz eden bile yoktu. Yani oysa kanun koyucu belediye, tabii önce de il genel meclisi vardı, belediye meclisi vardı, Türkiye Büyük Millet Meclisi vesaire ya da diğer organlar laf olsun, süs olsun diye oluşturulmamış. Gelsin, konuşulsun mecliste, kararlar enine uzununa tartışılsın ona göre. Ama şimdi öyle değil. Giriyor üye meclis salonundan içeriye, katip oradan gündemi okuyor. Birinci madde şudur. Oylamaya sunuyoruz, el kaldıran kaldırdı, indirdi, oldu, bitti. Bu şekilde tartışılmadan, konuşulmadan şehrin ya da insanın menfaatine, çıkarına olup olmadığı çok fazla konuşulmadan oylanan kararlar, sonuç Erzurum işte bu noktaya geldi. Yani bir büyük şehir düşünün ki o büyük şehir bugün sosyal ve ekonomik yönden ciddi anlamda kan kaybetmiş. Zaten o kan kaybının sonucunu da Büyükşehir Belediye Başkanı 3. kez seçilen Mehmet Sekmen aldığı oyla görmüştür. Değil mi? İşte senin de biraz önce ifade ettiğin gibi Erzurum'un ilçeleriyle Akdeniz bölgesinden sıyrılıp renklere bürünmesinin altında yatan en önemli sebeplerden birisi de nedir? Budur. Hiçbir tartışma olmadan böyle her şey süt limanmış gibi ondan sonra bu gelen ya da konuşulan ya da çıkartılması gereken kararlar memleketin, milletin yararına mıymış, değil miymiş çok fazla tartışılmadan geçiyordu. Ben ümit ediyorum, biraz önce onu söyledin. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde il meclisi böyle her konunun jet hızıyla geçtiği bir meclis olmaktan çıkacak. Durun arkadaşlar, bir konuşalım. Bu getirdiğiniz konu nedir, ne değildir, memleketin faydasına mıdır, yararına mıdır diye konuşulacak.
ve el kaldırılıp indirilen bir meclis olmaktan çıkacaktır diye ümit ediyorum. Teşekkür ederiz. Seçimin AK Parti açısından kazanımları arasında yer alan unsurlardan biri de hiç şüphesiz basın ve tanıtım ofisleri. Siz de bu birimlerin seçime olumlu yönde katkı sunduğunu düşünüyor musunuz? Evet, ciddi anlamda düşünüyorum. Şimdi biz neden yakınıyoruz? Göçten yakınıyoruz. Göç dendi mi akla elbette ki işte beyin ve sermaye göçü geliyor. Parayı şimdilik bir kenara bırakırsak şayet ciddi anlamda biz insan kaybettik. Yetişmiş insan gücümüzü önemli ölçüde yitirdik. Zaten şu seçim arefesinde siyasi partilerin ciddi böyle elle tutulur adaylar bulamayışlarının altında yatan en önemli sebeplerden birisi de bu insan kaybıydı. Önceden adaylar ciddi anlamda ortaya çıkardı. Rekabet olurdu, kıyasıya bir yarış. Şimdi düşünün ki bugün Erzurum ölçeğinde ikinci parti konumunda olan İYİ Parti uzun süre aday arayışına girdi. Birçok insanla görüşüldü ama kimse pek yanaşmadı. O cesareti Canan Uçar gösterdi. Ama Canan Uçar'ın da fazla yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü tek başına mücadele etti. İyi bir kadro, iyi bir ekip, iyi bir il yönetiminin olmayışı kadının en büyük handikapıydı. Elini kolunu bağladı. Buna rağmen yani yine de iyi bir oy aldı denilebilir. Bu oy sadece Canan Uçar'ın böyle kişisel becerisiyle elde ettiği bir başarı değil. Aynı zamanda mevcut yönetime tepki duyan insanların da çeşitli partilerden İYİ Parti'yi ve adayını daha iddialı görüp orada kümelenmelerini sebebiyet vermiştir. Dönüyorum. Şimdi Mehmet Sekmen 3 dönemdir belediye başkanı. 3. dönemi. Kutiye Mahmut Uçar 2 dönem, Palandöken 2 dönem vesaire. Şimdi merkeze bakalım biz ilçelerden ziyade. Bugün mesleğinde Erzurum'da başarılı olmuş birkaç arkadaş AK Parti çatısı altında toplanmış vaziyette. Mesela Muhammed Karaca, yani iyi bir grafiker, iyi bir reklamcı, İbrahim Küçükoğlu kadrosunu oluştururken Karaca'yı hiç tereddütsüz ekibine dahil etti. Bugün AK Parti'nin reklam çalışmalarının altında Muhammed Karaca'nın imzası var. Yine AK Parti kadrolarında Cengiz Tosun'u ki Yakutiye Belediyesi'nde basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptı. İyi bir halkla ilişkiler uzmanı. Şimdi belediye meclis üyesi oldu. Hem Cengiz Tosun Yakutiye'de hem de Büyükşehir'de adaşı Cengiz Durular, yine Palandöken Belediyesi'nde Mahmut Akdağ, Azize Belediyesi'nde Samet Özünal. Bunlar AK Parti'yi sırtlayıp götüren insanlar. Görünmez kahramanları vardır AK Parti'nin. Çok samimi, çok ihlasla çalışan insanlar. Onun dışında yine mesela Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Ergin'i yabana atmamak lazım. Bana sorarsanız sıradan bir Anadolu kasabasına ancak layık olabilecek çapta gördüğüm İbrahim Erkal Kültür Merkezi gibi böyle pespaye bana sorarsan, çünkü sinemadan dönme bir kültür merkezidir. Pespaye bir yerde önemli işler yapıyor Ergün Bey. Kendisini kutluyorum bu anlamda. Bu saydığım isimler AK Parti'nin görünmez kahramanlarıdır. Siyaseten elde edilen başarıysa şayet, çünkü ciddi manada kaybedilmiş bir oy var. Bu başarıda bu arkadaşların yabana atmamak lazım. Gayretlerini, çabalarını aynı zamanda takdir etmek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mehmet Sekmen, süreç içerisinde birçok farklı ekiple yeni dönemlere başladı. Bu sefer de bir yenilik olacak mı? Evet, teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Mehmet Sekmen'in ben ilk dönemini çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi. O zaman matbaamız vardı, Doğa Ekspres gazetesini yayınlıyorduk. Aday olarak sağ olsun geldi, lütfetti. Bizim matbaamızı da ziyaret etti. Erzurum'a gelirken bir uçak dolusu bizim hiç
tanımadığımız, bilmediğimiz insan da geldi. Sonuçta burası bir büyük şehir mi kardeşim? Sizden önce de bu büyük şehrin bir belediye başkanı var mıydı? Kaldı ki o belediye başkanı da sizin partinizin belediye başkanıydı değil mi? Ahmet Küçükler. Onun bir ekibi vardı. İşte genel sekreter. Yani genel sekreterlik makamı büyük şehirlerde öyle laf olsun diye oluşturulmuş. Seni beğenmedim, kara kaşını, kara gözünü beğenmedim. Sen git ötek gelsin diye böyle el değiştirecek bir yer değildir o makam. Yine eski genel müdürlüğü, özel bir kadrodur bu. Ne oldu? Bir takım insanlar geldi. Ali Rıza Kiremitçi. Allah Allah, kim? Geldi, genel sekreter oldu. Nerede Ali Rıza Kiremitçi? Yok. Kim geldi? Şu anda Remzi Ertek değil mi? Eski genel müdürü. Yılların sucusu. Mehmet Sekmen Erzurum'a geldiğinde Remzi Ertek yine eski genel müdürüydü. Ama birdenbire eski genel müdürü el değiştirdi. Kim geldi yerine? Mevlüt Vural geldi. Nerede Mevlüt Vural? Yok. Genel sekreterlik makamı birdenbire alabora oldu. Çok ilginç isim der. Ünsal Kıraç. Allah Allah, Ünsal Kıraç. Selami Keskin. Çıktı geldiler. Böyle sanki bir şehri ele geçirmiş muzaffer komutan edasında hemen koltuklara konuldular. Neredeler onlar? Hiçbiri yok. Hiçbiri. O görevlere getirilen insanlar emekli edilerek işte yüksek oranda bir maaş alsınlar diye taltif edilmişlerdi. O şeyler yerine geldi, haklar ele geçirildi. Çıktı gittiler. Var mıdır geride bıraktıkları bir önemli iş, bir hizmet, elle tutabileceğiniz, işaret edebileceğiniz, gösterebileceğiniz bir şey? Yok maalesef. Şimdi Mehmet Sekmen yeni bir döneme başlıyor. Biraz önce konuştuk. Meclis değişiyor. Eski o Akdeniz bölgesi görüntüsü yok. Şehre ya da seçimlerin arefesinde verdiği vaatler var, sözler var. Şunları, şunları, şunları yapacağız diye. Ben bir vatandaş olarak o sözlerini behamahal, hiç vakit kaybetmeden hem de yerine getirmesini istiyorum. Niye derseniz, bizim zaman kaybına şehir olarak tahammülümüz kalmadı artık. Her geçen gün bizim zararımıza, aleyhimizi işliyor zaman. Nasıl aleyhimizi işliyor derseniz, diğer iller tabiri caizse başını almış gidiyor. Yani düşünün ki Doğu Anadolu bölgesinin merkezi kenti konumunda olan Erzurum ne deniyordu? Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılıyordu. Bugün Doğu'nun en pespaye şehirlerinden birisi haline geldi. Anlatabiliyor muyum? Bir büyük şehirden çok Anadolu kasabası görüntüsü veriyoruz. Yeter artık. Yani bizim de rahat etmeye, bizim de huzur içerisinde yaşamaya ihtiyacımız var. Bunun için Mehmet Sekmen tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir anlam. Sadece Mehmet Sekmen değil, diğer belediye meclis üyeleri de, belediye başkanları da, ben de, siz de, ancak biz güçlerimizi bir araya getirebilirsek şayet bir anlam ifade ederiz. Atatürk'ün sözü orada. Hep birlikte okuyalım. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte varız. Bunun için şu an itibariyle evet, belediye meclisleri oluştu, oluşacak. Ali, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, her neyse, her kimse. Ama bir de belediye meclislerinin dışında kalan bu şehrin köşe taşı niteliğinde insanları var. Tecrübeli, mesleklerinde başarı elde etmiş. Sonra kenara çekilmişler. Bu insanların bilgisinden, birikiminden faydalanmak lazım. Yani zamanımız dar, fazla konuyu dallandırıp budaklandırmak da istemiyorum ama bir kent konseyi oluşacaksa Mehmet Sekmen siyasi düşüncesini şöyle bir kenara bırakmalı. Biz el birliğiyle arkadaşlar Erzurum'u nasıl kalkındırabiliriz? Gelin bana destek olun, yardımcı olun. Hepimiz bir şeyin, bir gerçeğin farkındayız. Biz genel itibariyle, ben de dahil olmak üzere, balık hafızalıyız. Unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz her şeyi. O yüzden bir araya geleceğiz, güçlerimizi birleştireceğiz.
kent konseyi mi denir adına, aksaçlılar mı denir, ne bileyim yani bir şey bulunur. Hiçbir şey söylemeye gerek de yok aslında. Hiç olmasa ayda bir defa arkadaşlar gelin bir çay içelim, bir kahve içelim, bir sohbet edelim dense o sohbetlerden şehrin yarınlarına yön verecek. Çok önemli fikirlerin ortaya çıkacağına şimdiden garanti verebilirim ben. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. İzleyenlerimizi tekrar abone olmaya, beğenmeye ve yorum yapmaya davet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Şu son uyarını bir daha tekrar et lütfen. Tekrar abone olmaya, beğenmeye ve yorum yapmaya davet ediyoruz. Evet, bekliyoruz. Yorum yapmaya, abone olmaya ve bizi takip etmeye bekliyoruz efendim. İyi akşamlar.